Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı niyetlenin bakalım neler söyleyecek. Fincanımız hep birlikte dinleyelim diyorum. Tabii ki de arkadaşlar uyan sizin. Uymayan evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz. Arkadaşlar herkesin bambaşka sıkıntıları, mücadelesi oluyor. Elbette ki siz uyanı alın, uyumayanı evrene gönderin diyorum. Şöyle neyse halimiz o çıksın falımızda dedikten sonra gördüklerimi de sizlere göstereceğim. İçinizdeki sıkıntı biraz fazlaca bu ara. Evet yüreğinizden böyle bir acaba ne zaman olacak dediğiniz zaman kum saati gibi çıktı. Ee, aslında biraz fazla VSS süreciniz var. Ee, geçmişle e, bugünle den ziyade biraz gelecek kaygısı yaşayan bir durumda olduğunuzu söylüyor, görüyorum. Ee, diyor ki burası bana. Sen şimdi hayatında aslında ne yaptığınla alakalı çok net bir şekilde ee, sorgular durumdasın. Yani sanki kendi yaptıklarını sorguluyorsun gibi. Şöyle olmuş çünkü arkadaşlar. İçiniz kemiren bir kurt var. E, karşınızda bir insan var. Karşınızdaki insan siyulet gibi görünüyor. Yani böyle bir var bir yok. Bir öyle bir böyle. Yani sizin geçmiş değil de bugünkü tavırlarınla ilgili güvenemiyorum dediğiniz birisi. Arkasından birisi çıkacakmış gibi geliyor size. Baya dişli çıkmış orada zaten. Bir şey oturmuyor. Oturmayan puzzle'ın parçası var. Baya puzzle'ın parçası. Bir şey arkadaşlar. Bir şey içinize sinmiyor. Ve de hisleri kuvvetli bir kişi. Bu ara rüyalarınız özellikle mesela ya sürekli kafayı taktığınız içindir belki de ama e, sanki böyle rehberci rüyalar görüyorsunuz gibi de çıkmış. O yüzden şöyle söyleyeyim size. E, içinizdeki sıkıntıyı kulak asın. E çünkü çok büyük bir hengame atlatmışsınız zaten. Şimdi atlatmışsınız kısmını biraz özet geçeceğim. Bu insanlardan gizlediğiniz ana e, iç kısmınız olduğu için çok net bu enerjiyi görüyorum evet arkanızı dönmüşsünüz sanki böyle şey var ya e, sirklerde tek tekerlek tek bisiklet tek e, tekerleği bisiklet olarak yapmışlar dengeyi kurmaya çalışarak işte ellerinde toplar döndürerek falan gibi böyle bir gösteriler olur ya arkadaşlar çadırlarda falan gibi e, bu, burada benim gördüğüm siz çok net dengeyi sağlamaya çalışıyorsunuz. Önünüzde, ardınızda aslında tutunacak bir durum yok. Tek güvenceniz kendinizsiniz. Bir karar almışsınız ve ilerliyorsunuz şeklinde e, görüyorum arkadaşlar. Şöyle söylemek isterim her şeyden önce e, kesinlikle karşınızdaki insan minicik kalmış. Aslında sizin bu kararlılığınızla hangi e, çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım görseli de bende uyandırıyor. Çünkü çok net kararlarınız var arkadaşlar burada. Bariz derecede tamam hadi bakalım ne yapıyoruz şimdi der gibi çıkmışsınız. Önünüzde küçük küçük insanların olduğunu. Hendek atlamak gibi düşünebilirsiniz basit hendekler. Yani sizin gibi birisi için basit kalan hendekler diyorum. Çünkü çok net büyük sıkıntıları geride bırakarak adımlar atmaya devam etmişsiniz şeklinde görüyorum. E kaygını sadece ben bu kadar aşmışken acaba işte şunu da aşabilir miyim? Bunu da halledebilir miyim?" dediğiniz bir konuymuş gibi. Birilerinin size yalan haberler getirdiğini görüyorum ama e, yani çok siz takılmadığınız için boş konuşmalarmış gibi çıkmış. Yani aslında size söylenilen her lafı, her habere siz gerçek kaynaktan mı bilmediğinizde hele hele asla güvenmiyorsunuz. Onu görüyorum. Doğru da yapıyorsunuz aslında. Çünkü laf söyleyeniniz de çok var etrafınızda. Çok laf söyleyen var. Kancayı takmışsınız siz. Bu gerçekten kafanıza koymuşsunuz görseli yani aslında. Kancayı siz takmışsınız. O yüzden çok net size kanca takılmış. o işte falan gibi değil de. Sen kafana bir şey koydun ya onu yapacaksın gibi bir şey bu. Enerji olarak da bu böyle. Şimdi şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar her şeyden önce. Ee, gerçekten inatçı da düşmanlarınız var biliyor musunuz? Böyle balıklarınızın önüne ağ kuruyorlar. Yani sanki bana takılsın, bana gelsin. Sizden önce iş yerinize mesela teklif veriyorlardır. İşte hani sizin başvurduğunuz yere mesela onlar da başvuruyorlardır gibi. Sanki böyle siz Gidiyorsunuz keşife sanki kendi fikirleriymiş gibi şeklinde görünüyorlar arkadaşlar. O yüzden evet doğru bir tutumdasınız hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım e, tutumunuz o yüzden çok yerli yerinde açıkçası hak ediyorlar da bir arabanız var. Bir yere gitmek niyetindesiniz. Birileri gelecek diyemiyorum. Çünkü önünüzde durmaya çalışmışlar. Tekrardan bir hamle yaparak birileri sizi durdurmaya çalışacak. Bugününüzde o dileklerinizin her biri gerçekleşir. Dışarıdan insanlardan nazar enerjiniz var. Felaknas inşirah ihmal etmeyiniz. Adaçayı tütsüleyiniz. Önümüzdeki bir 15 gün kadar var olan yolunuzla alakalı Binnet'in ağzı torba değil büzemeyeceksiniz. Çok alışık olduğunuz için çok takılıyorsunuz. Hayatınızı etkiliyor diyemem. Ama ara ara bu enerjiden arınmaya çalışın derim açıkçası. Şimdi şöyle olacak çünkü arkadaşlar. Bir dileğinizin 10 güne gerçekleşeceği çıkmış. 10 gün sonrasında Herkesin vıdı 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 vıdı. Ve de 10-15 gün sonrası, onun hemen sonrası diyor yani. Dileğin oldu ya, aradan iki hafta geçti. Ondan sonrasında bir küçük yavru minik dinozor. Yani sana öyle bir komik bir sebeple birisi bir şey söyleyecek ki. Hani böyle şey, düşünün şirin, böyle çok komik, al evinde besle kadar bir korkutucu olduğunu bildiğin bir örümcek gelsin, böcek gelsin. Yani dinozor olsun o, ejderha olsun o. Öyle şirin ki ben çok korkunçum değil mi falan diyor. Siz de böyle he 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 sen mi korkunçsun? Hani böyle gerçekten böyle bir örnek verdim ama arkadaşlar. Görsel o ya. Hani o insan size zarar vereceğini söylüyor ama böyle üfleseniz falan yıkılır mesela. Hani değil korkutucu. Al evinde besle onu yavru hayvan olarak falan gibi bir şey yani. O yüzden Birileri sizi tehdit etmeye çalışacak. Özellikle sizin bu dileğinizi olduktan 15 gün sonrasında komik kalacak. Kendilerini komik düşüren insanlar var sizin çevrenizde. Size yani gözü götürmediğinden ama o da işte. O yüzden bu kadar nazar gibi görüyorum. Gözü götürmüyor ama kendini çok komik duruma düşürüyor kimse bunlar. Siz zaten biliyorsunuz ama hani fala göre kim olduklarını ben bilemediğim için öyle söylüyorum. Ee, o kişi gelecek ve siz tamam hadi görüşürüz görürsem söylerim deyip onu da aşıyorsunuz. Özellikle sizin iki ay sonrasında bir düğümünüz var. İşte tam da bugününüzde acaba aşabilir miyim, yapabilir miyim dediğiniz bir şey. Aslında şöyle biraz enerji olarak sakın çekmeyin diyebilirim. Bugün itibariyle o korktuğunuz şey her neyse lütfen enerji olarak oraya yoğunlaşmayın. Ya da sizin zaten aslında beklediğiniz bir şey evet ama olumsuz sonuç verir mi diye korkuyorsunuz sanırım. Hayır olumsuz sonuç vermez ama tam da beklediğiniz kadar karışacağınız bir gelecek durum var. Bu da iki ay sonra gerçekleşir. Hani bugününüzden kendinizi zehir ediyor, içinizde gizliyor, saklıyorsunuz, eyvah diyorsunuz dedim ya. İşte bunu kendinize yapmayın. Neden? Çünkü arkadaşlar çok net bir şekilde bu zaten olacak olan tamamen iki ay sonranızda. Şimdi karşınızda bir insan var. Arkasında öyle bir almış ki şu bilinmezliği. Ben bunu ne diye diyeyim. Tam karşınızda sizin de kafanızda üç kişi duruyor. Yani şöyle sizin kafanızda bir üç kişi var. Karşı tarafın arkası böyle çar çöp dolu ayırt demezsin. O yüzden karşı taraf çok karışık gelecek. Yani sizin kaygı ve korkulandığınızdan korkularınızdan ziyade karşı taraf sizin beklediğinizden daha da karışık gelecek. Bak bu dediğimi unutma. Daha da karışık gelecek. Yani hani ben korkuncum değil mi dediğim bir kişi vardı ya size zarar vereceğini söyleyen yani. ve siz he hey, diye gülüp geçiyorsunuz. Bu biraz öyle bir şey. Arkadaşlar içinizi rahat tutun. Ben size söyleyeyim. Siz içinizi öncelikle rahat tutun. Çünkü e, çok net bir şekilde şeyi görüyorum burada. E, bu kişi e, hiç, hiç, bir hiç yani. E, bu kafa karışıklığıyla size zarar veremez. Korktuğunuz gibi asla olmayacak. Evet bir yüzleşme durumumuz olacak beklediğiniz kadar kargaşa olabilir belki ama bilin ki e, bu kargaşa sizin hayatınız siz çok köklüsünüz. Arkanızda bir yığın insan sizi bekliyor İki kişi konuşacaksınız, netleştireceksiniz. Arkanızda çok güzel bir anahtar sahip olduğunuzu görüyorum. Bu kişi her kimse avucunu yalasın şimdiden. Gerçekten öyle. Şuradaki güçlü güçlü duruşunuza bak. Sürekli karşınızdaki insan minicik kalmış zaten. Sürekli minicik kalıyor. Siz bir geçmişle gelecek arasında işte şurada bir sıkıntınız var gibiydi. Ama korktuğunuz gibi olmayacak. İki ay sonrasında olacak bu. E, bu iki ay sonrasında da zaten asla korktuğunuz şeyler e, olmaz. Korktuğunuz kadar olmayacağını göreceksiniz zaten siz de diyor aslında. Buradaki açılım arkadaşlar. Şimdi... Çok güzel gözyaşlarınız var. Bir türlü şey yapamadım. En son göze işte aktı gitti zaten. Şöyle söylemek istiyorum. Nazarınız var ama çok güzel bir güneşiniz de var. Tam tepedeydi zaten. Güzel bir hamle demek, güzel bir müjde demek. Konuşulan bir insansınız. Ailece konuşuluyorsunuz. Sanki şey böyle anne babanız konuşuluyordu. Onun anne babası da konuşuluyormuş. Köyün ağasıymışsınız, köyün bilindiğiymişsiniz. Sanki böyle köyde, memlekette işte bilmem kimler deyince sizin sülali hep zaten bilinirmiş, tanınırmışçasına çıkmış. O yüzden nazar ve konuşma enerjisi var. Felak nasıl inşira, ada çayı ihmal etmeyiniz tavsiyemdir. Çekici almışsınız böyle. Hani böyle dağa tırmananlar kullanır ya, buzdağını tırmananlar mesela. Çekiç gibi sivri bir şey. İşte Siz onu almışsınız, tırmanıyorsunuz. Kariyer evinizde zirve var. Merdiven var, basamak var. Ben kariyer evinizle alakalı çok net yükseliş görüyorum. Ben yüreğinizin ortasındaki konuşmalarla alakalı da şurada 2 ay sonrasındaki yüzleşmeler sonrasında rahatlayacağınızı görüyorum. Nereden baksak bir 3 ay kadar bir mücadeleniz var. Bak burada zaten anahtar saplı kalmış. iki kişinin arasında kalmış görünüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar şimdi aç tarafı tertemiz konuşmalı. İç tarafı zirve var yukarıya çıkıyorsun. Tam tepende güzel bir müjde seni bekliyor. Senin rızkın sanadır. Sen bu sıkıntıyı aşacaksın. İki ay sonrasındaki o korkulan olacak belki. Neyden korkuyorsan. Bir yüzleşme olacak evet. Ama sonuç itibariyle bu yüzleşme senin adına en hayırlı şekilde sonuçlanır. Senin başına korktuğun gibi bir şey de gelmez. O yüzden de yolunun açık olduğundan emin ol. İki kişinin arasında kalıp bir anahtar mevzusunu çözen kişi de sensin. Hep diyorum ya arkadaşlar. Belki çok yorulduk ama neticede geçmişteki sıkıntılarımızın da üstesinden biz geldik. Güçlüyüz yani. O yüzden şöyle söyleyeceğim size. E, netice itibariyle hayatımızda e, bu sıkıntının da üstesinden geleceğiz. Hani neye niyetlendiniz bilemem ama biliniz ki yolun sonu görünüyor. Şimdi iş tarafında yorulursun evet. Bak gönüllü bir esaret. Ben bu basamakları nasıl çıkarım diye korkuyorsun ama çıkacaksın. Ben bu kadar yoruluyorum bu paraya değiyor mu? Değer. Ben bu kadar para için bu kadar emek veriyorum. Emek evet yoracak seni yorulursun basamak basamak bitmedi mi bu basamaklar yok Üç taneler yani var olan süreçle ilgili zorlanacaksın ama karşılığında da alacaksın nereden baktığına bağlı şey gibi biraz ben bu kartı şöyle bir kart olarak değerlendiriyorum biliyor musunuz yani öldürmez süründürür mü evet ama e, süründürdü ama öldürmediz de diye bakmak lazım biraz nereden baktığına bağlı yani biraz e, kendin psikolojik olarak da ee, çok hoşnut kalmıyorsun. Biraz nereden baktığına da bağlantılı. Şimdi yüreğinin ortasındaki sıkıntı dediğin bak iç kişilik bir kutlama var. Ortada verikten kalıyorsun. Anahtar var. İki kişinin arasındasın dedim. Sizin burada çok net kutlamalarınız olur arkadaşlar. Siz buraya yaşlıktan sonra evlilikle ilgili zaten olması gerekenleri yaşamaya başlarsınız. Bu da evlilik kartınızla alakalı. Kadın bereketidir. Bir kadından destektir. Kırklı yaşları üstü bir kadının yardımı olabilir ya da zaten toprak grubundaki bir kadın sayesinde bu ilişkilerle olabilir. Konuşulmalar devam edecek. Konuşan kişi toprak grubunda kırklı yaşlarla bir kadındır. Elti deyin, görümce deyin, bacanak deyin, kayın deyin, baba deyin, kayınpeder deyin. Yani hani orada tabii ki de şaka yapıyorum bir kadın enerjisi var. Kiminizdir, komşunuz mudur, komşu anneniz midir bilemem. Birilerinin konuşuyor olduğu kişi kadın da olabilir dedi aslında. Ama yolunuz açık mıdır? Açıktır. İçinizdeki sıkıntıyı şöyle bir iki ay süreç sonrasındaki karışıklığı atlatıp daha sonra da arkada bırakacaksınız. Allah'ın izniyle diyorum. Bu günlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Tabii ki de sabahları ve akşamları iki bakımla karşınızda oluyorum. Ve de hep söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Sayenizde aldığım enerjidir bana bugün yine bu fala baktırabilen. Yani sizler iyi ki varsınız. Ben sizlere teşekkür ederim. O yüzden arkadaşlar sonundaki sohbetlerimi de özelden de yazıyorsunuz ya çok net arkadaşlar ben sizin bütün özelden yorumlarınızda eleştiri önerileri açık bir insanım. Bunu hep söyledim yıllardır da söyledim söylemeye de devam ediyorum. İyi ki varsınız bütün önerilerinize açığım dolayısıyla sizlere iyi geliyor bana da çok iyi geliyor. Bugün de buluştuk bu kısımda. Hani mutfağınızda mıyım, içeride miyim? Hangi şehirdeyim? Türkiye'nin belki ki yurt dışından bile dinleyenlerimiz var. Hatta bir benden büyük ellerinden öperim. Her gün yazıyor sağ olsun. Yani böyle isim isim söylerim arkadaşlar. Yani o yüzden çok çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Bugün de sıkıntınız nedir bilmiyorum. Ya sabır bunu da aşacağız. Yapacak bir şey var mı? Değil mi? nefes alıyoruz? Dimi daha yaşıyoruz? Demek ki daha rızkımız var. Demek ki daha ekmek yiyeceğiz. Değil mi? Bugünü de görüyoruz ve bugünle ilgili sıkıntılı süreçle ilgili mücadele etmemiz gerekiyor. Demek ki almamız gereken bir ders var. Arkadaşlar her sınavın bir amacı mutlaka vardır. O yüzden de siz yüreğinizdeki sıkıntınızla alakalı sizin yüzünden dediğiniz kiminiz varsa bedduadan ziyade ilahi adalete teslim edin arkadaşlar. Er geç tecelli edecek. Biliniz ki kişi de yaşatmadan... Yaşattığını yaşamadan göçmeyecek. O yüzden ya sabır, umutsuz kalmayın, depresyona sokmayın kendinizi. Çünkü her kapının bir açılacak zamanı vardır. Hayırlı olan zamanı bekliyoruzdur. Sağlığın yerindeyse zaten bugünlerin üstesinden geleceksin. Tıpkı diğerlerin üstesinden de geldiğin gibi. Güçlü olduğunu unutma, şimdi bunu hatırlama zamanı. Haydi ayaklanalım artık diyorum. Güzel bir gün olsun hepiniz için. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.